Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün yanımızda Emon Monete var arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ilk defa değişik bir video çekiyoruz. Mehmet'e arkadaşlar motor aldık. Bugün Emon Monete'yi arkadaşlar tanışacağız. Şimdi Mehmet'e geçelim. Arkadaşlar Emon Monete, diğer adıyla da Emon G5. Elektrikli motor, 1800 volt, 60 km hızlı, 60 km hızlı var. En sevdiğim özelliklerinden biri süspansiyon arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, dış görünüşten ve plakayı daha takmadık yeni aldığım için takacağım. Arkadaşlar en sevdiğim özelliklerinden birisi de, şöyle göstereyim. Bagajı arkadaşlar şöyle açıyoruz. Bunu sola kıvırarak şunu çekiyoruz. Arkadaşlar bagaj açmıyor, çok geniş bir bagaj açmıyor var. Burada arkadaşlar işte biz bunu şarj şey kablosu için aldık. Burada bak, akü şeyimiz var, şarj cihazımız, plakalığı var, onu da halletmedik, halledeceğiz. Arkadaşlar motorumuz 4 ile 6 saat arasında şarj oluyor. Şuradan takılıyor şarjı işte. Nasıl açılıyor? Şarj yeri buradan basmalı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şöyle bir adaptör var. Gördüğünüz gibi. Şu ne işe yarıyor daha ben de bilmiyorum arkadaşlar. Kulak özelliklerimiz. Şuralar cep falan var arkadaşlar. Kontağı açayım. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi dijital direkleriniz bu var. Şimdi açtık kontağı. Frene basmadan gitmez bu. Basıyorum dönmüyor teker şu an. Frene bir kere bas çek yapınca geliyor. Bekletiyorlar onu. İki tane modu var arkadaşlar. İkisinde de ayrı ayrı hızlar yapıyor. Arkadaşlar şimdi buraya ben atayım. Her zamanki gibi şurada arkadaşlar farlarımız var. Buradan arkadaşlar sinyallerimiz işte mesela. Sinyaller ekranda şöyle verip vermediğimiz. Gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Şurada arkadaşlar sinyali kapatıyor. Kornamız var. Çok sesli bir kornası var ama güzel yani. Birine selam verirseniz sizi duyar. Bu arkada arkadaşlar şurada göstereyim bakın selektör basınca var. Selektör var. Bu çok da bir önemli değil. Dörtlüsü var. Ekran parlaklığı var. Şurada arkadaşlar ekranımızın parlaklığı ayarları. Tabi burada güneş de gözükmez ama evet. Şuradan arkadaşlar mod değiştiriyorsunuz. İki tane modumuz var. Bassam geçer mi şimdi? Şimdi geçmez. Arkadaşlar şöyle modlarda hızı göstereyim. Benim mesela arkadaşlar 55 kiloyum. Rahat bir şekilde son hızına ulaşıyorum burada gösterdiği. Top speed yapalım. Arkadaşlar birincide 41 diyor. Üzerine Buğra ile beraber bindiğimizde 40 yapıyor. 39-40 yapıyor. İki kişi bindiğimizde toplam 110 kilo falan hız. İkinci power modunu aldığımızda arkadaşlar 62'ye kadar çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama iki kişi iken 58'de tıkanıyor. 58-59 arası arkadaşlar. Yani arkadaşlar alınabilecek bir motor. Bir de arkadaşlar bakın buraya artçı için tam oturmalık bir şey yapmışlar. Burada kapanıp yaslanma açıyor. Yerimiz var. Yaslanma yeri çok güzel bir şey arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu şöyle kapanıyor. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir motor. Zaten disk frenler var hidrolik. Önü yine şöyle göstereyim tekrardan. Bastır Mehmet. güzel süspansiyonlar var gördüğünüz gibi. Şurada bir tane normal düz ayakçılığımız var. Bir tane şurada da normal motoru kaldırıp koymanız için bir sistem dediğim var. Gibi 1800 volt bir motor şöyle arkadaşlar. Bir de şöyle önden göstereyim. Ben bu motoru 30 bin liraya aldım. Önerir miyim? Kesinlikle öneririm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle normal bir özellik. Şimdi sürüşe geçelim evet, arkadaşlar. Arkadaşlar test sürüşüne geçiyorum şu anda. Burayı da aldım yanıma. Aynadan gösterebilirsin. Yine aynı şekilde hızda değişiklik olacak mı diye bakalım. Evet başladık. Şu an birinci moddayız arkadaşlar, eco modunda. Az önce ben de 38-39 arası yapmıştı. Şu an Buray'dayız. Yine 38'e gidiyor. 1 kilometre hız düşüyor. O da çok bir şey değil. Şu an arkadaşlar. İkinci modu aldım arkadaşlar. 60 kilo arkadaşlar, ben 60 kiloya yakınım. Ben de 60 kiloya yakınım. Yani 60 kilo fahla 1 kilometre hız falan düşüyor sadece. 56, sen de 58 mi yaptın? Ben de 58 yaptım evet. 57, 58'e çıkacağım herhalde. Arkadaşlar ama şöyle bir şey var, şarjı az. Şarjı tam dolurken 63'e kadar çıkıyor bende.
Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.